Sessiz sedasız ama çok önemli bir gelişme yaşanıyor. İlk kez duyacaksınız. Merakları takip ediyor dış politika, uzmanlar ama çoğunuz yeni duyacaksınız. Tam Kars, Iğdır, Nahçıvan, Ermenistan. Bir türlü Azerbaycan'a kavuşamadı Nahçıvan ve Türkiye. İşte orada bir devlet ilan edildi. Bir cumhuriyet ilan edildi biliyor musunuz? Hadi anlatayım. Bayrağından ne anlama geldiğine kadar benden öğrenmiş olun. Dikkat önemli. Dikkat kesilmenizi rica edeceğim. Efendim, Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti. İyi öğrenelim ismini. Karşımıza çok çıkacak. Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti. Zengezur dediğimizde anladınız. Şimdi haritada da göstereceğim ama bayrakla başlayalım. Bayrak. Azerbaycan bayrağının renkleri. Gökçe Zengizur Respublikası Cumhuriyeti. Mavi ne anlama geliyordu? Türklüğü sim geliyordu değil mi? Evet. Yeşil ne anlama geliyordu Azerbaycan bayrağında? İslamiyeti. Peki ya kırmızı? Tabii ki uygarlığı ve bizim ay yıldızımız. Azerbaycan dostların yıldızı bir parça daha farklı. Ve burada işte Zengezur Cumhuriyeti'nin ilave aslanı. Elinde kılıcı var, bir aslan. Hemen sırtından da bir güneş doğuyor. Yeni bayrak bu. Gölçe Zengezur Türk Cumhuriyeti. Ne anlama geliyor? Azerbaycan aslında parçalanmış topraklar. Normal Azerbaycan'ı biliyorsunuz. Güney Azerbaycan diyor. İranlı dostlar kızıyorlar ama çok ciddi Tebriz'de başta olmak üzere 40 milyona yakın Azerbaycan Türk'ü var benim gibi çok iyi Türkçe konuşuyorlar. Takımları traktör. Mustafa Denizli hoca oraya gitmiş. Şampiyonluk kazanmıştı biliyorsunuz. İşte Tebriz'e selam olsun. Beni çok iyi izlerler orada. Orası Güney Azerbaycan. İşte burası da Batı Azerbaycan ve Türkiye'nin, Azerbaycan'ın desteğiyle bir cumhuriyet ilan edildi. Yerini göstermek isterim. Tabii şöyle o dikenli telli o duvarlı, telli harita gölgesi bilinçli olarak kurulmuştur. Türkiye, Iğdır, Kars, aşağıdan İran, şu Nahçıvan, Türkiye ve Azerbaycan bağlantısı, şu maviliği, şu Türklüğü birleştirmek anlamında. İşte tam burada Zengezur Koridoru ve Türk Cumhuriyeti. Eski topraklar, kadim topraklar Burası Batı Azerbaycan ve sessizce bir cumhuriyet ilan edildi. Dikkat Ankara'da da temsilciliğini açtı. Ya Ekrem hamaset kokuyor bu. Ne yapmaya çalışılıyor? Sen ne anlatıyorsun? Kim var orada? Buyurun anlatayım. Kaçar Hanedanı veya Wikipedia'ya bakınız. Devlet-i Aliye İran diyor. İran'daki Azerbaycan Türklerinin Kaçar boylarından olan Kovanlı kolu daha net ifadesiyle. Evet, Batı Azerbaycan, Azerbaycan Türk'ü ama kaçar soyu. 1794 ile 1925 yılları arasında işte tam burada hüküm sürmüş. Hala nüfus ağırlığı var. Pehlevilerden önceki en önemli hanedanlık. Ve sonrasında biliyorsunuz Rusya, Bolşevikler öyle bir gelmiş ki paramparça etmişler. Hançer gibi oraya Nahçıvan ayrım o toprak girmiş. Şimdi Türkiye'nin desteğinde, Azerbaycan'ın desteğinde bir cumhuriyet. Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatından önce Hatay, Hatay'ın Türkiye topraklarına katılmasını hatırladınız değil mi? Referandum tek kurşun atmadan ve Hatay'ın Türkiye'nin olması. Benzer bir süreç olabilir ya da tanınmaya başlandığında bu cumhuriyet ciddi anlamda Türk dünyasının geçişine de imkan sağlayabilir. Sizin adınıza dikkat kesileceğim bu konuya fikri takip bağlamında. Siz de beni yalnız bırakmayınız. Araştırmaya devam. Peki.